Yeni bir Kıbrıs dosyasından herkese merhabalar. Stüdyomuzda her gün olduğu gibi bugün de çok değerli bir konuğumuz var. Arif Hasan Tahsin Vakfı Başkanı Güven Varoğlu bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, iyiyiz. Sizler nasıl? İyi olmaya çalışıyoruz hocam. Evet. Vakıf önemli hamleler yapıyor, önemli adımlar atıyor. Dilerseniz ilk önce biraz vakfı konuşalım. Daha sonra bazı etkinlikler var. O etkinlikleri de konuşuruz ama daha önce programımıza katılmıştınız vakıf başkanı olarak. Evet. Kuruluş amaçlarından bahsetmiştiniz. O günden bugün hocam nasıl bir yol izliyor vakıf? Buradan başlayalım derseniz. Evet, öncelikle ben sizlere vakfım adına, Arif Hasan Tahsin Vakfı adına bizleri konuk ettiğiniz için ikinci kez oluyor. Teşekkür ediyorum. Çok önemli bir vakıftır Arif Hasan Tahsin Vakfı. Tarih ve Kültür Vakfı. Tarih biliyorsunuz zaten toplumların yaşamında çok önemli. Hem tarih hem kültür. Zaten ikisi birbirinden ayrılmıyor. Aynen. İşte yani baktığımız zaman ansiklopedik tanımlarına da tarih için insanların sosyal ve kültürel yaşantılarını inceleyen, insan topluluklarının birbiriyle olan ilişkilerini yer ve zaman belirterek inceleyen bir bilimdir. Kültür de insanların geçmişte yaşadıklarının geleceğe uzanması şeklinde tanımlanabilir. Dolayısıyla Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı isminden de anlaşılacağı üzere bu konulara ışık tutmayı amaçlayan, insanları düşündürmeyi amaçlayan anlamlı bir vakıftır. Biz Arif Hoca biliyorsunuz hayatını bu ülkeye adamış bir kişidir yaptıklarıyla. Gerek gazeteci kimliğiyle olsun, gerekse öğretmen kimliğiyle olsun, gerekse yazar kimliğiyle, sendikacı kimliğiyle olsun, bu toplum için, yalnız bu toplum için değil aslında, tüm Kıbrıs için, tüm Kıbrıs için büyük iz bıraktı. İz bırakan bir çok değerli insanımızdır. Biz de bu çerçevede oluşturulan bu vakıfta böylesi bir göreve getirildik arkadaşlarımız tarafından. Onun yaptığı bu çalışmaları daha ileriye götürmek ve ülkemize katkı sağlamak istiyoruz. Yaptığımız çalışmalar ve yapacaklarımız sıradan bir vakıf değildir Arif Hasan Tahsin Vakfı. Girişimci bir vakıftır. Bu toplumun kültürüne, tarihine ışık tutacak olan bir vakıftır. Arif Hoca'nın yaşamında sergilediği aktifliği devam ettirme iddiasında olan bir vakıftır. Dolayısıyla bizler de arkadaşlarımızla beraber bir program dahilinde hem Arif Hoca'nı yaşatmak, anılarını yaşatmak, gelecek nesillere bunu anlatmak, hem de Kıbrıs'ın ki bir Kıbrıs sevdalısıydı Arif Hoca, hem geçmişini hem de geleceğe uzanan süreci, tarihsel gelişmelerini insanlarımızla paylaşmak istiyoruz. Bunun için neler yapıyoruz? Biliyorsunuz Nisan ayı içerisinde geçmiş programda da bahsetmiştim. Arif Hoca'nın gazeteci kimliğini de düşünerek biz bu alanda faaliyet gösteren gazetecilerimize bir takım hem onları onore edecek hem çalışmalarını teşvik etme anlamında bir etkinlik çerçevesinde belirlediğimiz isimlere, ki komite oluşacak bununla ilgili olarak, ödül vermek gibi bir düşüncemiz var. Arif Hasan Tahsin Basın Ödülü olarak bu ödüller verilecek. Bunun öncesinde biliyorsunuz Arif Hoca'nın vefat ettiği gün olan 12 Aralık günü de bir barış ödülü veriyoruz. Bu yıl, bu çerçevede bu yıl bunu yaptık. Evet. Bir panel düzenlendi şeyde. Evet. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nda bir panel düzenlendi. Ve orada Doktor Ahmet Cavit Ana bu ödülü ve Kıbrıslı Rumlara da Gosti Sahniodis
anısına, kızına bu ödülleri, rahmetli oldu. Yani rahmetli oldu. Evet, hayatını kaybettiği için. Çok büyük üzüntü yaşadık. Çünkü Gosti Ahnivadis gerçekten bir eğitimciydi. Bir öğretmen arkadaşımız. Onun şeyi de, cenazesi de biraz gündem oldu. Sanki papazın cenazesine gidilmiş gibi lanse edilmişti. Birçok sendikacımızın, ileri aydınımızın orada ama Gostis çok önemli bir figürdü Kıbrıs'ta. Tabii suçlamak isteyen insanlar, bir takım arkadaşlarımızı da hedef göstermek suretiyle, dediğiniz gibi sanki de bir papazın, ki papaz da bir insandır. Yani doğru, gidilebilir. Yani o konuda hiçbir sıkıntım yok. Ben de bulunmuştum o ayinde, onu da söyleyeyim. Çok değerli bir arkadaşımız. O da Arif Hoca gibi bir Kıbrıs sevdalısı. Zaten birlikte katıldıkları toplantılar da var. Yani bunu resimlerden veya araştırma yaptığımız zaman Arif Hoca ile Gosti'nin ve keza Ahmet Cavit Anın'la birlikte bulunduğu resimlere biz ulaştık. Dediğim gibi bir etkinlik bu oldu. Eğitim ödülü, barış ödülü verildi. Barış ödülü verildi. İkisine verildi değil mi? Evet. Orada bir de konuşmalar da oldu. Evet, orada konuşmalar oldu. Negosti Beklinoadis diye bir arkadaşımız, Kıbrıs University of Nicosia'da eğitim görevlisi olan bir Kıbrıs Rum akademisyen arkadaşımız ve yine Doktor Ahmet Cavit An orada bir konuşmalar yaptı. Sanırım bugüne kadar ki en kalabalık da etkinlik oydu. Yani evet. Arif Hoca'nın anmalarını, yapılan anmalar arasında. En kalabalık olmasa bile, bilmiyorum tabii sayısal anlamda ifadesinde, en kalabalık etkinliklerden biri olduğunu düşünüyorum ve sevindirici tarafı da özellikle güneyden çok sayıda Kıbrıslı Rum'un, Gosti'nin de bu konudaki rolü önemli olmuştur diye düşünüyorum. Kendisinin çok sayıda seveni vardır, bunu biliyoruz. Oradan da çok sayıda Kıbrıslı Rum gelip panelimizi izledi, iştirak etti. Yani Kıbrıslıların bir mozaiği gibi orada bir buluşması gerçekleşti. Bizim de zaten amaçlarımızdan bir tanesi bu. Bu temasları ve bu çalışmaları iki toplumlu da belki yetersiz kalıyor aslında. Kıbrıslıların buluşması, bir araya gelmesi, bir takım ortak çalışmalar yapması şeklinde düşünüyoruz bunu. Yani sadece kendi tarafımızda işte çizilen çerçeve içerisinde bunu yapmayı biz doğru bulmuyoruz. Kıbrıs'ı bir bütün olarak düşünüp, aynen Arif Hoca'nın düşünce sistemi gibi, Kıbrıslıların bir arada buluştuğu, bir arada bir takım şeyleri, duyguları paylaştığı bir platform olarak değerlendiriyoruz ki etkinliklerimizi de bu çerçevede değerlendiriyoruz. Bunun yanı sıra okullarımızda da buna yönelik bir kompozisyon ve resim çalışması, öğrencilere yönelik, biliyorsunuz Arif Hoca'nın öğretmen kimliği de var. Kıbrıs'ın konulu bir kompozisyon çalışması, ilkokullarımıza yönelik veya resim çalışması da düşünmekteyiz. Bunu da planladık. Bunun için de tabii ki Eğitim Bakanlığı'yla da istişare edip bu konuda gerekli izinleri de alacağız. Son olarak da bir başka planlamamız var. 28 Şubat'ta bir ortak etkinliğimiz daha olacak. Dayanışma evinde. Dayanışma evinde, Litra Palas'ta dayanışma evinde. Konusu da Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönüş mümkün mü? Bir çalışma olacak orada, bir panel olacak. Kıbrıslı Türk olarak orada Sayın Ali Erel konuşmacı olacak. Güneyden de Yannagis Matsis konuşmacı olacak. DCSC biliyorsunuz başkanı. Eski DC başkanıdır. Burada da amacımız aslında insanları konuşturmak, tartıştırmak ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nden günümüze değin olan süreçte yaşananları bir kez daha kamuoyu önünde tartıştırmak gibi bir görevimiz var ki bu vakfın tam da amaçlarıyla örtüşen bir faaliyettir.
Bunun için de şimdiden bunun çağrısını da yapayım. Gerçi davetiyelerimiz çıkacak, hazırlanıyor şu anda. Dediğim gibi 28 Şubat'ta saat 19'da Ara Bölge'de Litra Palas'ta Dayanışma Evi'nde Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönüş mümkün mü konulu bir panelimiz olacak. Ben buradan da bir davet çağrısı yapmak istiyorum. Peki tabii konu çok önemli. Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönüş mümkün mü? Bunu biraz açalım hocam. Mümkün mü? Biraz sizin de böyle görüşlerinizi alarak dedim. Evet, tabii biz bu konuyu tartıştırmak istiyoruz. Yani insanlar günlük tartışmalar içerisinde kestirip atıyorlar birçok konuyu. Bilimsel olarak bakmak lazım. Bizce her konu tartışılmalıdır diye düşünüyorum ben. O yüzden şimdiden mümkün değildir diye kestirip atarsak ve bütün kapıları kapatırız, bence bu da doğru bir yaklaşım değildir. Aynı şekilde mümkündür, buna gideceğiz demek de bence doğru bir yaklaşım olmaz. Konuların tartışılması, çünkü bu Kıbrıs Cumhuriyeti süreci de bu ülkenin bir sürecidir. Yani bu cumhuriyet kuruldu, bunun öncesini düşündüğümüz zaman işte Romalılar dönemi, işte Bizanslılar dönemi, Venedikliler dönemi, Lüzinyanlar dönemi, Osmanlılar dönemi ve işte sonrasında da İngilizlere kiralanması ve Kıbrıs Cumhuriyeti gibi bir uzunca bir süreç, uzun bir süreç yaşadı ve ülkemiz bu toplulukların kontrolü altında süreçler yaşadı. Ben sorunuza cevap olarak bu ülkede hiçbir şey imkansız değildir diye düşünmekteyim. Her şey mümkündür cevabı bende vardır. Örneğin 1974'ten önce bize deselerdi Ali Bey, işte siz Evdim'den ayrılacaksınız ve gideceksiniz Çatalköy'de yerleşeceksiniz. Kimse bunu dikkate almazdı, düşünmezdi. Böyle bir şey olabilir mi diye sorardı. Veya aynı şekilde başka yerleşim yerlerinden başka yerleşim yerlerine. Nasıl oldu hocam? Biraz anlatırsınız o dönemleri. O dönemler biliyorsunuz. Yani 74 ya. Yaşandı. 74 harekatı yaşandı. Orada belli oldu ki. Bize tabii, öncesini de söyleyin bize. Nasıldı ortam? Şimdi tabii ki 1963'ten sonra gerginleşen bir ortam oluştu. Yani sizin yaşadığınız bölgeyle alakalı. Benim yani. Yaşadığım bölgede 1974'e kadar tabii ben Türk köyünde, yani Rumlarla karışık bir köyde yaşamadık. Evdim bir Türk köyüydü bölgede. Dolayısıyla yani sıkıntı yaşanan durumlar olduğunu ben hatırlıyorum ama civarda işte Anavira, Prasko gibi civarda Rum köyleri vardı. O köylerden gelenler vardı ama ilişkileri uzak tutmaya yönelik bir hakim düşünce vardı orada. Her iki tarafta da. Her iki tarafta. Dolayısıyla milliyetçiliği de kullanarak bu toplumları ayrıştırma yönünde ciddi hamleler olduğunu gözlemliyoruz. Daha sonra süreç geldi dayandı 15 Temmuz'a darbe gününe. Evet. Haberi aldınız o dönemde. Evet, 15 Temmuz'a geldiğinde de işte Kıbrıs'ta bir darbe olduğu ortaya çıktı. Önceleri hatırlarsanız Sayın Lenktaş, bu Rumların bir iç meselesidir şeklinde de beyanatı olmuştu. Ben bunu çok iyi hatırlıyorum. 13-14 yaşlarındaydım. Daha sonra birdenbire bu Türklere de yöneltilmiş bir harekettir şeklinde bir takdim oldu. Belli ki hakim güçler burada çizilen stratejiyi oynamak gibi bir pozisyon aldılar. Kuzeyde işte şu anda yaşadığımız gerçeklik de budur. Kuzeyde bir bölgeyi işte Türkiye kendi kontrolüne alacak. Güneyde bulunan Türkler kuzeye gelecek. Kuzeyde bulunan Rumlar da güneye geçecek şeklinde bir anlayışla bir çerçeve çizildi. Ve bugün yaşadığımız olay da budur. Ve bunun üzerine bina edildiği Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmeler artık. İşte iki bölgeli olacak. İki toplumlu olacak. Etkin ve fiili
garantisi olacak Türkiye'nin şeklinde oluşan mevcut yapıya güçlendirici temelde bir görüşmeler gelişti fiiliyatta. Peki, onun için benim için yani hiçbir şey imkansız değil. Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönüş mümkün değil. Gidersiniz şimdi köye hocam. Tabii tabii gidiyorum, evet. Yani zaman zaman arkadaşlarla. Şimdi ben esasında yani evime biz göçmen gitmiştik. Ben 63 göçmeniyim de aynı zamanda. Esas benim köyüm Baf kazasının Prasco köyüdür. Yeni adıyla Yuvalı. 63'te siz oradan oraya göç ettiniz. Evet. Evdime göç ettiniz. Evet. Yani kendi köyüm yıkılmıştı zaten. Yani orada bir harabeye dönüşen bir köy var. Dolayısıyla 63-74 arasında yani kendi doğduğum köye bir iki defa gitme şansım oldu ama orada artık hayat emaresi yoktu. Yani yıkılmıştı köy zaten. 40 yıl gidilmemiş bir köy sonuçta. Ama Evdim'e gidiyorum. Kendi köyüme de gidiyorum ben. Yani fırsat buldukça ben kendi vatanım olarak bütün Kıbrıs'ı görüyorum. Yani işte Kuzey Kıbrıs benim vatanım şeklini ben kesinlikle kabul etmiyorum. Kıbrıs'ın bütünü bizim Arif vatanımız. Arif Hoca da öyle düşünüyordu. O yüzden bana örneğin Zul geliyor. Şimdi kimlik kartımı göstereyim ve güneye geçeyim. Benim köyüm güneyde, Evdim de orada, işte Prasco da orada, Limos'un da orada. Belki burada doğanlar için, bizim çocuklarımız için de örneğin o kadar yüksek bir aidiyet duygusu yoktur. Burada doğdular, burada büyüdüler, burada okudular. Evet. Ama bizim için var o duygu. Ve mesela şeye de gittim, Arif Hoca'nın köyüne gittim, Aytutur'a. Evet. Çok güzel bir yer, böyle yemyeşil ama tabii köy diye bir şey kalmamış. Evet. Aytutur'a da güzel yani, o taraflar, o bölgeler de güzel. Tabii Arif Hoca'nın bazı hayat görüşleri vardı. Yani önemli bir Kıbrıs milliyetçisi diyebiliriz sanırım Arif Hoca. Yani öyle bir yani Kıbrıs milliyetçilik, evet. Anlamını çok şey söylüyorum ben. Yani hafifinden söylüyorum. Yani öyle şeyi yoktu, aşırılığı yoktu ama bir Kıbrıs sevdalısıydı. Sevdalısı, evet. Yani ben de o kelimeyi seviyorum. Ya Kıbrıs aşığı diye. Gerçekten ve o dilde yazardı yazılarını. Yazılarını da ona sadık kalarak yazardı. Biz değiştiriyoruz aslında. Yani çünkü biz de biraz şeye uğradık. Asimilasyona. Onun için yazarken farklı, konuşurken farklı veya belki mesleğimizin gereği de buna dikkat etmek durumundayız. Ama şimdi bu da yapılan bütün bu etkinlikler oluyor. Ali Bey mesela pazarları, cumartesileri, işte ne bileyim ne etkinliği, bir köyde şu yapılan eko günleri, festivaller. Bence bir arayışın sonucudur bu yapılanlar. Yani kültür kaybının belirgin özelliklerinden. Evet, kültür kaybını bir nebze olsun giderebilmek amacıyla yapılıyor bunlar. İşte Kültür Vakfı zaten vakfımız. Yani bu da olayın içinde. İşte orada köylüler kendi ürünlerini, evet, sergilerler. İşte Arif Hoca'nın kitapları var. Onlarla ilgili ne tür bir çalışmanız var hocam? Çünkü Arif Hoca'nın kitaplarını arayan etrafımızda bayağı çok kişi var. Evet, onlarla ilgili biz toparladığımız yayınlar vardır. Bunları kitapçılara kısa bir süre içerisinde ulaştıracağız. Ve bunların bir yerde hem okuyucunun ihtiyaçlarını giderme açısından hem de vakfımıza bir gelir temini açısından bir takım çalışmalar içindeyiz. Bunları yapacağız. Bir de bize mesela Arif Hoca ile ilgili film hazırlamak isteyen Güney'de, evet, iletişim içinde olduğu bazı kişiler var. Onlar bize ulaştı ve onun hayatıyla ilgili bir takım dokümanların sahip olduğunu ve bunları bizimle paylaşacağını ifade etti. Onlarla ilgili de bir çalışma içerisinde olacağız. Başka arkadaşlar da var aslında. Arif Hoca ismi toplumda farklı düşüncede olan insanlar için bile bir, bence bir saygınlık ve bir şey yapılması değer bir kişi olarak biliniyor. Biz de bundan tabii mutluluk duyarız ve geçen defa söylediklerimi de tekrar edeyim. Biz vakıf olarak kapıları kapadık ve sadece biz
işte mütevelli heyeti olarak Arif Hoca için bir şeyler yaparız noktasında değiliz. Gelen bütün talepleri değerlendirerek gerçekten bizim ulaşmadığımız veya ulaşamadığımız bir takım bilgiler, dokümanlar varsa ellerinde bunları bizimle paylaşarak bir farkındalık yaratabiliriz hep birlikte. Yani paylaşımcı bir düşüncedeyiz. Sadece bize ait bir olay değil. Arif Hoca'yı biz sonuçta toplumda yaptıklarıyla yeniden var etmek ve bu Kıbrıs sevdalısı olan kişinin, bizler de kendimizi öyle görüyoruz, ülkemiz için bir şeyler yapabilmektir. O yüzden ben arkadaşlara çağırım, bizlere ulaşsınlar vakfımıza ve bizimle birlikte ellerindeki dokümanları, bilgileri ne varsa bizimle paylaşsınlar diye buradan davet ediyorum kendilerine. Peki bir tarla, bir arsa konusu vardı. Önüne bir girişim yaptı. Bunu biraz anlatır mısınız bize, vakıf? Vakıflar idaresi var biliyorsunuz burada. Yani misyonu olmayan görevleri de yapıyor. Son zamanlarda işte mevlidler falan okutuluyor. Afrin harekatıyla ilgili bir takım faaliyetler yapılıyor. Biliyorsunuz Girne bölgesinde geçtiğimiz yıl 80 civarında çocuğumuz okula gidemedi. Ve her sorulduğu zaman da işte arsa yoktur, arazi yoktur, okul yapamayız gibi bir takım söylemlerle karşımıza çıktılar. Ama ne hal ise bu vakıf Türk Maarif Vakfı'na, Türkiye'de, merkezi Türkiye'de olan Türk Maarif Vakfı için bir arazi bulundu. Ve bu araziyi de bildiğimiz kadarıyla 60 dönümlük bir arazi olduğunu bize bizzat Maarif Vakfı'nın başkanı ifade etti. 1000 pound'a veya 1000 euro'ya galiba, tam şey yapmıyorum. Bunu kendilerine 10 yıl için verdiklerini öğrendik. Hatta hükümet de kendilerine daha uzun süreli biz kiralama yapamayız. Şimdi seçim dönemidir, siz yapın bunu gibi topu da üzerinden attı. Ve 10 yıllığına bu araziyi Türk Maarif Vakfı'na verdiklerini biliyoruz biz. Onun üzerine de bir müracaatta da biz bulunduk. Konuyu takip edenler çok iyi biliyor. Çok da olumlu tepkiler aldık bu onun için. Dedik ki aynı araziye biz de talibiz ve onların verdiğinin iki katı kadar da biz ödemeye hazırız. Zaten sonradan ortaya çıktı ki bu arazi de ihaleye çıkılmadan verildi. Bunun için de bir yargı süreci avukatımıza görev verdik. Bu konuda araştırmasını tamamlayacak ve bize bilgi verecek. Böylesi durumlar oluyor bu ülkede. Çocuklarımız okulsuz kalıyor, eğitimsiz kalıyor, araziler duruyor, araziler bir başka vakfa veriyorlar ve araştırdığımızda Türk Maarif Vakfı nedir diye bir araştırma ortaya koyduğumuzda da işte FETÖ'nün alternatifi Fethullah Gülen okullarının sahip olduğu mallara sahip çıkan ve bu anlamda örgütlenmeye çalışan ve yönetimi de Türkiye'deki hükümete dayanan bir yapılanma olduğunu biz tespit ettik. Bunun için avukatımızı biz görevlendirdik. Hı hı. Son aldığımız bilgi bu konuda buradaki Maarif Vakfı'nın Kıbrıs'ta bulunan bir başka vakıf üzerinden bu arazileri Türk Maarif Vakfı'na vereceği şeklinde bir takım bilgilere de ulaştık. Bu konunun takipçisiyiz. Bekleyip göreceğiz artık. Evet. Peki ilk bölümümüzün sonuna geldik hocam. İlk bölümümüzü anladık. Bir kısa reklam arası verelim. Peki. Reklam arasından sonra konuşmaya devam edelim. Bizden ayrılmasın izleyenlerimiz. Çünkü daha konuşacağız aramızda. Bizden ayrılmayın.
Evet sevgili izleyenler, ikinci bölümümüzde programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam tabii önemli bir şey. Yani bu 28 Ocak'ı bir daha hatırlatalım. 28 Şubat. Şubat'ı özür dilerim. Evet. Bir daha hatırlatalım. Daha sonra birkaç konuya değinmek istiyorum. Eğitimle ilgili sizi bulmuşken onlara değinelim. 28 Ocak'ı bir daha hatırlatalım mı? 28 Şubat. Şubat, özür dilerim. Ben ocağa taktım kafayı. Evet, 28 Şubat'ta Lidra Palas'ta dayanışma evinde Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönüş mümkün mü konulu bir panelimiz olacak. Arif Hasan Tahsin Vakfı'nın saat 19'da panelin konuşmacıları Sayın Ali Erel, Avrupa Birliği Derneği Yönetim Kurulu'nda, evet, şu anda ve Yannagis Matsis, eski DC, eski Demokratik Severbirlik DC eski başkanı, DC eski başkanı olacak. Burada insanımızı bekliyoruz. Amaç dediğim gibi burada düşünceleri, zihinleri tartıştırmak, fikirleri tartıştırmak ve Kıbrıs'ın geçmişinden geleceğine giden süreçte bir fikir cimnastiği yapabilmektir. Bu yüzden herkesi bekliyoruz bu panelimiz için. Önemli bir panel. O gün orada olunması gerekiyor. Özellikle Kıbrıs Cumhuriyeti'nin süreci, oradaki haklarla ilgili neler yapılabilir, geri dönüş mümkün mü, nasıl bir anayasaya sahipti, geri dönülürse hangi koşullarda geri dönülebilir, hepsi bunların tartışılacak. Evet, biz imkan yaratıyoruz, olanak yaratıyoruz ve orada bu konuda fikirleri olan, düşünceleri olan insanlarımız gelsin, orada fikirlerini, düşüncelerini söylesin. Amaç iyiye ve güzele gitmesidir. Yani bu şöyle ülkenin bir şey hocam, yani bu ülkede sadece federasyonu ya da konfederasyonu ya da ayrılıkçılığı savunan kesimler yok. Bir kesimde var ki Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönüşün mümkün olabileceğini öngörüyor. Evet. İlk çözüm modeli de odur. Mesela bunlardan birisi benim. Evet. Yani ben Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönüşünün daha sağlıklı, daha mümkün olabileceğini, ortada bir devletimiz varken o devleti yıkmanın bir anlamı olmadığını, iki toplumun anayasası modernleştirilerek, ki kötü bir anayasaya sahipti Kıbrıs Cumhuriyeti, demokratik bir anayasası yoktur, demokratikleşerek, çağdaşlaştırılarak ve yönetim ve güç paylaşımı dengelenerek, bazı fazlalıkların da ekarte edilerek bir yapıya kavuşabileceğine ben inanıyorum. Bu konuda zaten sadece siz değil Ali Bey, çok sayıda insanın da bu konuda düşünceleri ve görüşleri var. Biz işte bu konular konuşulsun ve tartışılsın diye bir imkan yaratıyoruz. Hiçbir şey tabu değildir, tabu olmaması lazım. Her konunun konuşulur olması, tartışılır olması gerekmektedir. Yoksa bir takım çevrelerin çizdiği rotalarla hareket edecek olursak, İşte sadece bunları konuşun siz veya sadece şunları konuşalım noktasına sıcak bakmıyoruz. Dolayısıyla özellikle Kıbrıs Cumhuriyeti olgusu da yaşanmış bir olgudur, yaşanmış bir süreçtir. Dediğiniz gibi artıları nelerdi, eksileri nelerdi, neden yaşamadı, neden yaşatılmadı, bütün bu negatif unsurlar nelerdi. Yani bunlara fikir yormak, fikir üretmek ve çözüm yolları üretmek de gene insanın yapacağı bir şeydir. Düşüncenin yapabileceği bir olaydır. Dolayısıyla bir yere saplanıp bağlı kalmanın biz doğru olmadığını düşünüyoruz. Biz özgür düşünen, düşündüğünü söyleyen bireyler yetiştirmek gibi de bir misyonumuz var. Bu yüzden Kıbrıs Cumhuriyeti sanki tabuymuş gibi de bir algı yaratıldı aslında. Bunu da gözlemliyoruz. Sanki bunu konuşanlar işte yama etmek isterler bizi diyorlar ama gibi bir algı da var. Bütün bunlar konuşulsun, bilimsel temelde konuşulsun, tartışılsın istiyoruz. Herkesin de söylemesi gerekeni söylesin diye çıkış yolumuz da budur. Hocam okudunuz mu köy programına? Vaktinizi buldu, oldu mu okuyasınız? Yani eğitimle ilgili i̇şte onu soracağım, evet, zaten. Evet, eğitimle ilgili kısmını baktım.
pek çok olumlu. Nasıl buldunuz? Pek çok olumlu içerik var tabii. Beraber ki çalışma fırsatı buldunuz değil mi? Sendikada Cemal Özyiğit. Tabii kesinlikle. He. Cemal Özyiğit benim aslında 1978'den itibaren öğretmen kolejine ayak attığımız ilk aynı mülakatta beraber o kadar yani. Beraber oturduğumda aynı sıraları da paylaştığım ve gerek öğretmen koleji yıllarında gerek sendikada birlikte çalıştığım bir hukukum olan gerçekten çok değerli bir arkadaşımız. Zor bir görev üstlendi. Kendisini tabii arayıp yüz yüze de kutladım. Gerçekten çok zor bir görev üstlendi. Kendisine yardımcı olmak gerekmektedir. Bir sendikamızdan çıkan bir arkadaşımızdır. Ve Arif Hoca'yla ilişkileri de o temelde gayet olgun ve bir takım olumlu doneler taşıyan bir ortak hukukumuz da vardı. Ben başarılı olmasını istiyorum açıkçası. Eğitim çünkü nesilleri ilgilendiren bir olaydır. Yani eğitimde yaptığınız bir tahribat yıllarca sizleri etkiliyor. Ülkemizde de gerçekten eğitimin bir temele dayanması lazımdır. Hı hı. Ve uzun yıllar gitmesi lazımdır. Yaz boz tahtası olmaması gerekiyor. Bu yüzden tabii ki bir hükümet modeli şu anda bir koalisyon hükümetidir. Mutlaka Cemal Hoca'nın savunduğu fikirlerin tam anlamıyla da burada yeşermesini beklemek de çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Ama ana hatlarıyla olumlu bir bakış vardır genelde eğitime. İçi boş dedi Özdemir Berova Eğitim Bakanlığı'nın. Nasıl değerlendiriyorsun bu açıdan? Şimdi nereden baktığınıza bağlı. Ne demek yani? Bugüne kadar içi doluydu kendisi. Eğitim Bakanı'ydı. Yani niçin doldurmadı bunu ve yani birdenbire boşaldı mı bu? Biz bir baktık Sayın Berova bir başka partiye daha gitti. Eğitim Bakanı iken istifa etti, bir başka partiye gitti. Yani bunu da toplum göz ardı etmiyor. Kendisi olmadığında mı boşaldı bu hükümet programının içeriği? Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Bir değerlendirme de yapacak şeyde değilim. Yani içi boştur. Ben yoksam içi boş olur gibi anladım ben bunu. Ben varsam belki, içi doldur. Yani belki benim vizyonumla Cemal Özyiğit'in vizyonu o tamam. Yani bir değildir ve hatta ben ağırlığım farklıdır. Cemal Hoca'nın ağırlığı farklıdır. Yani çeşitli kilosal. Yok yani bakanlık anlamında. Şimdi sanırım görüşler anlamındadır yaklaşımı. Yani düşüncesi. Öyle. Yani bana hitap etmiyor bu hükümet programı. Mesela şey bu yani Atatürk cüvelayık sistemine hafif kalmış galiba filan. Yani Atatürk'le ilgili düşünceleri şayet ifade ettiği gibi olsaydı bence bu kadar da İmam Hatip okulu, Kur'an kursları kendi bakanlığı döneminde bu kadar da yaygınlaşmazdı diye ben düşünüyorum. En çok değer verilen konu laiklik olması gerekirken laikliğin bence yerlerde serildiği bir dönem yaşatıldı bu topluma. Onun için bu değerlendirmeyi ben çok sağlıklı bir değerlendirme olarak tabii kendisine göre haklı olabilir. Kendi bakış açısıyla veya sırf muhalefet etmek anlayışıyla da yapabilir bunu. Ama ben değerlendirdiğim zaman yapılanlar ve en azından bir hedef kondu ortaya. Biraz da müsaade edilmesi lazım. Yani daha güven oyalmamış daha hükümet. Daha güven oyalmamış bir hükümet. Sadece yazıyla ifade edilmiş. Şunlar olacak. Ben herkesin eleştirilmesi gerektiğini de söylüyorum. Doğruya başka türlü ulaşamayız. Mesela ulaşamayız. Ben bazı eksikliklerin olduğunu gördüm. Özellikle geçici 10. maddenin kaldırılacağına yönelik bir vurgu olmaması, polisin sivile bağlanmasıyla ilgili bir girişim yapılacak olmaması, hatta öncelik olmadığı söylenmesi, kurumlarımızın başına Kıbrıs'ı Türklerin atanacak diye bir herhangi bir ifade olmaması, buna benzer birçok konu var. Bunlar çok radikal ama
toplumun sanki beklediği. Çünkü biliyorsun bir güvenlik sıkıntısı Adana kuzeyinde şu anda yaşanıyor. Bir yargıçımız da tehdit ediliyor. Sayın Nevvar'ın olan vay memleketim, vay benim memleketimin haline, halim ne dedi? Yani evet. Çok önemli bir insan bu ülke içinde varın olan ve kullandığı bu ifade birçok şeyi de izah eder noktada. Bunların olmaması nasıl değerlendiriyorsun? Yani tabii ki dört partinin oluşturduğu bir hükümet, yani biraz da zoraki oluşturulmuş. Bunun alternatifi neydi? Yaşanan sürece baktığımız zaman üç partili bir hükümet olabilirdi. Dolayısıyla birbirlerinden belki ürkerek ve korkarak da ama bir şeyi de yaparak oluşturdukları bir hükümet modeli olarak düşünüyorum. Yani aynı görüşlerin bir arada bulunduğu bir hükümet değil ama benzer görüşlerin diyeyim veya yani örneğin Kıbrıs sorunuyla ilgili de herhangi bir mesajın not edildiğini de görmedim. Siyasi partilerin bu konuda serbest olduğu şeklinde bazı yaklaşımlar var. Halbuki hükümet bir bütündür, öyle olması lazım. Yani orada da bir mesaj verilmemiş hükümet programı içerisinde. Dediğiniz gibi şey konusunda da işte polisin Sivile bağlanması konusunda da hatta ileri de gitti. Sayın Tufan Erhürman polis başbakanlığa bağlıdır falan gibi şeyler, ifadeler de kullandı. Sanki onu kendisi de inanmadı. kendisi de inanmadı buna ama ifade edildi sonuçta. Bunları göremedik. Tabii ki hükümet programı da eleştirilmez değil, eleştirilecek. Yani ama en azından bu yapının da bir süre en azından görevde olması ve bir takım toplumun heyecan duyduğu bir takım olayların mesela dürüstlük bir şeydir artık, bir beklentidir. Evet. Yani bunların yeşermesini bekliyor insanlar ve adam kayırmanın ortadan kalkmasını bekliyor, müşavirlik konusunun ortadan kaldırılmasını bekliyor. Bunlar da bir zaman alacak haliyle. Onun için hükümet programında biraz şanslanmak lazım. Şanslanmak gerektiğini ben düşünüyorum bir süre. Peki KKTC'ye çok az KKTC'ye yazdığını eleştiri nasıl değerlendiriyorsun hükümet programında? Yani ne kadar çok yazarsa o kadar çok mu bağlı kalacağız? Yok da bu hükümet KKTC'ye karşı mı? KKTC'yi yıkmaya mı geldiler? Yani ne kadar çok KKTC yazılırsa o kadar çok KKTC savunuluyor acaba, veya ne kadar çok işte bayrak kelimesi yer alırsa veya ne kadar çok Türk kelimesi yer alırsa o kadar çok sahip mi çıkılacak bu cumhuriyete anlayışı. Ben bunu pratikte aynesi, bir sözümüz vardır Ali Bey, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. İsterseniz her yeri KKTC diye doldurun. Bir de bakarsınız kimse tarafından tanınmamış. Hiçbir devlet tarafından mesela dağda KKTC bayrağı var koskocaman ama bu dağımızın, taş ocaklarının dağımızın ne hale getirdiğini gizlemiyor. Ama o bayrakla örtmeye çalışıyorlar. Bu dağı yani yıkanları. Onu diyorum, yani o bayrağı oraya çizdiğinizde o dağı korumanız gerekiyor. Yani daha çok korumanız gerekiyor. Oraya mantık buysa. Çünkü en büyük bayrak orada, demek ki en çok korunması gereken o, ama dağ diye bir şey kalmadı mesela. Yani çok güzel bir şey yaptıydı Seni Çavuşoğlu, buradan sevgilerimizi gönderelim Seni Hoca'ya. Evet. Yakında diyor deniz manzaralı Lefkoşa'dan villalar satılık, deniz manzaralı villa diye Lefkoşa'da olacak. Evet. Lefkoşa'daki villayı satacaksan adam deniz manzaralı villa. Yani olacak yakında. Tabii gülümsüyoruz, görüyoruz bunları ama gerçekten memleketimizin hazin şeyleri. Ve bununla ilgili davayı da Rumlar açtı. O daha ilginç yani. Biz yaşıyoruz, görüyoruz, vah 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 ediyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Rumlar gidip diyor ki yani onlar diyor dağı diyor, taşı diyor, deliyorlar. Çevreyi katlediyorlar diye dava açıyor. Tabii iki tarafta da. Burada bayrak var, orada da var. Onda yani bütün da dolu bu, canım. Yani yol sokak Yunan bayrağı. Evet, bütün bu donelerin ortadan kaldırılması lazımdır. Tahrik edici unsurlardır bunlar. Ben bir misafirimiz geldi bir zaman Ali Bey, sendikacı olduğum dönemde ve gördü şeyi işte, girer girmez başlıyor zaten bayraklar, sloganlar falan
ne mutlu Türk'üm diyor. Yani, how happy to say I am Turk diye evet. böyle ifadeler vardı. Sonra işte o şeydeki bayrakları gördü. Sivil savunmanın önünde bir Atatürk'ün şey var, kılınç elinde falan. Atın üzerinde bayraklar. Geride de şeyi gördü. Dağın üzerinde dediğiniz o büyük bayrağı. Ve bütün bunlar diye bir soru yönelttim. Yani sizce ne ifade ediyor? Yani gördüğünüz bunları. Şey dedi bana tabii İngilizce. This is my land dedi. Don't come. Yani burası benim toprağımdır, gelmeyin demektir bu şey. Yani bir yabancıda yarattığı algı da budur. Yani girer girmez işte bayraklar, şeyler, kılıçlar, bilmem sloganlar. Yani başka ülkede bu kadar çok şehrin içerisinde böyle manzaralar görmezsiniz. Dolayısıyla yani dediğiniz gibi o kelime oraya yazıldığı zaman KKTC kelimesi veya bayrak veya başka şeyler daha çok mu sahip çıkılıyor devlete demektir? Belki hayır. Öyle düşünüyor. Bence gösterişdir. Evet, başka bir şey değil. Yavaş yavaş programda sona doğru ilerliyoruz. Vakfın ismi Arif Hasan Tahsin'in düşüncelerini yaşatma vakfı olsa daha uygun olmaz mı? Ülkede halihazırda böyle kuruluşlar var. Şey vardı, bir tane Rauf Raif Denktaş'ın düşüncelerini geldi. Yaşatma ve koruma vardı. Soru mu geldi o evet. onunla ilgili? Şimdi yani bu... Sami Ulu soruyor bunu. Tarih ve Kültür Vakfı konmasının ekranda amacı... Ekranda şey yazıyor, Arif Hasan Tahsin Vakfı yazıyor ancak şudur olay, KJ'ye sığmadığı için biz öyle şey tuttuk. Evet. Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı'dır. Evet. Gerçek anlamda. Evet, ismi odur. Ve biz doğru bir isim olduğunu düşünüyoruz. Ben de kesinlikle. Hem ülke, hem tarihine sahip çıkıyoruz, hem kültürüne sahip çıkıyoruz ki çok önemlidir toplumlar için. Hem tarihi hem kültürü. Dolayısıyla bütün bunları kucaklayacak bir isim üzerinde. Yani düşüncelerini yaşatma dediğimiz zaman sanki daha dar bir kapsama. Tabii ben saygı duyuyorum izleyicimize. Yorumuna. Onun da yani söylemi, Sami Bey'in de söylemi. Yani Arif Hoca'nın düşüncelerini ve şeylerini yaşatma anlamında ama birçok noktası var Arif Hoca'nın. Gerçekten tarihe mal olmuş bir insan. Evet, o yüzden yani toplumsal önderlerden bir tanesi. Evet, yani olabilir. Zaten bu çalışmaların içinde Arif Hasan Tahsin düşüncelerini yaşatma misyonu da vardır. Dolayısıyla sadece onunla sınırlı kalmak da istemedik. Yani tarihe mal olmuş bir kişilik ve gerçek bir Kıbrıs sevdalısı. Ülkenin tarihi, kültürü daha genel bir içerik taşısın diye böyle bir isimde buluştuk. Elbette Arif Hasan Tahsin'in düşüncelerini yaşatma da bu vakfın misyonu arasındadır. Peki. Hocam teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Bugün bizimle birlikte olduğunuz. Başarılar diliyoruz. 28 Şubat. Bu daha doğru söyledik. Bu daha doğru. Dikkat ettim o defa. Evet, baktım evet. Ellerinizi böyle ovuşturursunuz. Yanlış söylersen kızarım gibisinden. Estağfurullah. 28 Şubat Çarşamba saat 19'da Dayanışma Evi'nde Sayın Matsis ve Sayın Erel'in katılacağı bir Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönüş mümkün mü paneli düzenlenecek. Simultane tercümemiz evet, olacak. Evet, simultane tercüme de olacak. Moderatör de siz olacaksınız bildiğim kadarıyla. Evet, arkadaşlar öyle bir görev verdi bugün. Ne güzel, ne güzel hocam. Evet. Güzel bir etkinlik olacak. 19-23 arası ben de orada olacağım. Birçok kişi de eminim ki orada olacak. Başarılar diliyoruz size. Umarız yaptığınız etkinlikler toplumumuza önemli katkılar sağlar ki sağlayacağından eminim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Kıbrıs Dosyası'nın gün adına sonuna geldik. Yarın yine buralardayız. Hoşçakalın.